Bazı eski tecrübeli futbolcular sahaya çıkmayınca Çelikspor sahaya gençlerini sürdü. Tamamen genç takım. Bir tek Selçuk'u tanıyabildim A takımda. Diğerleri tamamen genç takımı oluşturulmuştu. Fakat Çelikspor'un gençleri bayağı kafa tuttular. Yani Sanayi Spor'un hesaplarını bozdular. Ve 44. dakikada gol yediler. Yani neredeyse ilk yarı berabere kapanıyordu. Sürpriz olacak. Daha da ileri gideyim. Maçın uzatma dakikalarında Sanayi Spor defansının çizgiden çıkardığı bir top var. Maç berabere de bitebilir. Yani Sanayi Spor karşısında ummadığı bir başarılı Çelikspor genç takımını buldu. Yaptıkları neydi? Hüseyin'i, onun forvet oynayan Hüseyin'i Libora'ya çekmişlerdi. Hüseyin'i biraz oyuna çıkarmakta geç kaldılar. Yani 75 dakikayı beklemelerine gerek yoktu. Eğer Hüseyin ikinci yarının başından itibaren hücuma gönderilseydi Sanayi Spor için bu maçta daha da zorlaşabilirdi. Bunu yapmadılar. Çok beğendiğim Sezer, 4 numara ön libero, süper bir adam. Bu zaten hem A takımda hem genç takımda rahat oynar, takdir ettiği bir futbolcu. 9 numaraları, 11 numaraları, yani Çelikspor beklediğimin üzerinde bir oyun sergiledi. Ben bütün bu gençleri alkışlıyorum. Ha, burada bir mesajım da olacak. Çelikspor köklü bir takımımız. Bunlar abileriyle en kısa zamanda barışacaklarını umuyorum. Onlar her takımın kendi içerisinde bazı problemler olabilir. Bu da antrenörlere ve teknik adamlara düşüyor. Bu gençlerle yaşlı futbolcuları, eski topçuları kaynaştırarak önümüzdeki haftadan itibaren yine biz ortak bir Çelikspor bekliyoruz. Sahaya çıkan, birbirlerini eleştirmeyen, tek vücut halinde sahada mücadele eden bir Çelikspor bekliyoruz. Bandırma'nın köklü takımına da bu yakışır. Ben inanıyorum ki bunlar geçici bir refleksle oynamadılar. Bu hafta yine kardeşleriyle bir araya gelip sahaya çıkacaklardır. Onu umuyorum, ummak istiyorum. Sanayi cephesine gelince, Sanayi Erdekspor'dan Hami'yi transfer etmiş ara transferde. Hami bayağı futbola acıkmış. Çok konuşarak yapıcı bir şekilde arkadaşlarını iyi yönetti. Defansı daha da güçlendirdi ama Çelikspor fazla etkili olamadı. Yani yarın bu maç Sanayi Spor'u aldatmasın. Sanayi Spor önümüzdeki haftalar için iyi sinyal vermedi. Yani Çelikspor'un genç takımı karşısında bir tek gole sığınırsan ve bir de beraberlik tehlikesi yakalarsan Sanayi Spor'un bu maçtan alacağı büyük dersler var demiştir. Haftaya Kızıksa'yla oynuyorlar. Kızıksa yabana atılacak bir takım değil. Biraz sonra ben soracağım sana. Kızıksa ters bir takım. Eğer bu tempoyla Kızıksa maçına çıkarlarsa gönül arzu etmez. Hoşlanmadıkları bir sonuçla sahadan ayrılabilirler. Orta sahada Hasan yine takıma çalıştı. Hüseyin sanki sakat oynadı imajı verdi. Yorgundu, bitik bir Hüseyin ki teknik bir futbolcudur. Üniversitede Sanayi Spor aldığı bir futbolcudur. Ercan, santrafor Ercan'ı sağ kanatta gördüm. Ercan kesinlikle kanat oyuncusu değil. Zaten Hüseyin sakatlanınca Ercan gerçek yerine geçti. Ferhat'ı orta sahaya çektiler. Yani Sanayi Spor'un bu maçtan büyük dersler alması gerekir. Her zaman şans bu kadar yanlarında olmaz. Oyundan çok 3 puana sevinen bir Sanayi Spor vardı sahada. Bu oyun kendilerine bundan sonraki maçlarda yetmeyebilir. Feray Hoca'ya ve Sanayi Spor camiasına buradan dikkat diyorum. Bak yarışın içindeler. 3 tane 27 puanlık takım var. Bu karşılaşmadan hatalarını görmeleri. Ligin ikinci yarısı oynanıyor. Artık hataları telafi etme şansı az. Sanayi Spor, Çelikspor maçından büyük dersler almalı diyorum Zeki. Hocam çok uzun yıllar sonra ilk kez birinci amatörde 3 takım yani finale girerken eşit puanla bulunuyor. Gerçekten çok enteresan oldu. Çok heyecanlı bu sene birinci amatör kime. Hemen hocam oradan izlemedik ama Ocaklar'a gidelim. Ocaklar'da sürpriz bir sonuç oldu. 2-2'lik bir skor. Acaba Avşe'ye Ocaklar sahası daha yakın mı geldi? Vallahi güzel bir soru. Ben Avşe Spor'u alkışlıyorum. Evet. Avşe Spor'u alkışlıyorum. 2 puan da olacaksınız. Ve lider 600 evlerden bir de oyunun son bölümlerinde 10 kişi kalmanıza rağmen berabere kalacaksınız. Avşe Spor'a gerçekten içten alkışlarımı gönderiyorum. Avşe Spor dosta düşmana şu mesajı çekti. Bu iş daha bitmedi. Ben bu işi bırakmıyorum, bu yarışı bırakmıyorum dedi. Sarıköy'e anlamlı bir mesaj çekmiş oldu. Yani haftanın takımı olarak Avşe Spor'u işaretliyorum ben.
Evet. Aldığı zevler 2-1 öne geçmiş. Rakip 10 kişi kalmış. Buna rağmen Avşaspor beraberlik oynuyor. Avşan'ın aldığı Marmara'dan takviyeler de var. Yarı devrede aldığı takviyeler. Demek onlar da uyum sağladı. Bak, tamam güzel de Zeki birinin puanı 2, birinin puanı 26 puanla çıkıyorsun karşısına. Demek ki tavanla tavan arasında pek bir fark yok. Vardır da herhalde altı zevler biraz küçümsedi, konsantre olamadı. Kafada bitirdi iş, atarız ederiz diye gitti oraya. Karşısında ummadığı bir avşa bulunca da ne oluruz demeye kalmadan oradan çok kıymetli altın değerinde 2 puanı bırakmış bıraktı. Altı zevler bu puanı çok arayacak. Çok arayacak. Çok evet. Arayacak. Hiç ummadığı anda 2 puan bıraktı. Hep sen bana soruyorsun. Sıradan evet, şimdi ben soruyorum. Ben şimdi Gören'e gidemedim. Bandırma'daki maçları izlerken. Sen bir ara Alasmanlı deyip Gören takım maçının yolunu tuttun. Kaçırmayalım dedik. Gören'e git. İyi de yaptın. 8 evet. Gol görmüşsün orada. Nasıl geçti? Kızıksa bir de... Hocam, süper bir karşılaşmaydı. Gerçekten çok bol gol izledik ama karşılaşmanın 30 dakikası çok gergin geçti ve Kızıksa hiç umulmadık şekilde baskı uyguladı ve 2 tane de süper gol kaçırdı. Belki durum 3-1 de olabilirdi. Zaten 3-1 olmuş olsaydı herhalde bu genel sonucu da etkilerdi. O arada hatalı gol yiyen Tayfun kalecisi 2 de güzel gol kurtarmak suretiyle bana göre takımı da oyunu da maçın skorunu da kurtardı. Tabii Kızıksa sonuç itibariyle köy takımı. Antrenman noktasında biraz olumsuzlukları var galiba. Tabii karşılaşmanın 60. dakikasından sonra oyunun hakimiyetini kaybediyorlar. O performans düşüyor. Ortaya bu sefer Tayfun'un gücü çıkıyor. Yani Kızıksa 2-1 öne geçtiği bir maçta maçı kaybetti, evet, değil mi? Evet. Peki penaltılar nasıl oldu Zeki? Penaltılar penaltı gibiydi. Penaltılarda herhangi bir problem yoktu. Hı hı. Ama dedim ya Kızıksa şimdi tam ismini buradan çıkartamayacağım. Orta alanda tecrübeli bir oyuncuları var. Oyunu Kadir, iyi. Kadir'den mi bahsediyorsun? Nedim'den mi bahsediyorsun? Şimdi tam onun ismini buradan çıkartamayacağım. Güzel oyunu yönetiyor. Tamam. Güzel toplar atıyor ve ceza alanının içine girmeden sürekli kaleyi bombalıyorlar. Ve bunlar da isabet alıyor. Hı. Ve tehlikeli oluyor. Oysa ben Tayfunspor'un böyle bir kaleye şut atma şansı bulamadı. Evet. Bu da karşılaşmayı izleyen çok seyirci vardı. Bunlar üzerinde bir tedirginlik yarattı. Yani karşılaşmanın ilk 60 dakikası Tayfunspor taraftarı gerçekten tedirgin oldu. Tayfun bir ara acaba ne olur? Ne oluyoruz ya? Tabii saha içerisinde stres kapladı. Oyuncular arası konuşmalar başladı. Hakime itirazlar başladı falan. Yani sanki oyun bitti, maç koptu düşüncesi hakimdi ama sonradan ardarda gelen goller Tayfun'un moralini düzeltti ama son dakika yine bir kontra top vardı ki kaleci bunu penaltıyla kesti. O da Kızıksa Spor gole çevirdi ve karşılaşma 5-3 8 tane golün izlendiği nefis bir maç oldu. Güzel aktardın yönündeki izlenimlerini. Peki bu hafta bir çarşamba günü bir erteleme maçı oynanacak. Ona ne diyorsun? Birinci amatör kümede. Bakayım notlarıma hangi maç o? Sarıköy Hasan Bey maçı. Evet, Sarıköy Hasan Bey maçı çarşamba günü oynanacak. Bu maç da çok önemli bir maç. Hocam, Hasan yani. Bey'in 19 puanı var. Liderle 27 puanla arada 8 puan farklı. Hasan evet. Bey yarıştan kopmak istemezse bu maçı asılacak. Sarıköy'ün 4 puanı var. Arkadan Avşaspor'un nefesini ensesinde hissediyor. Ve ilk maçta 0-0 bitmiş. Ligin ilk yarısındaki maç 0-0 beraber etti. Evet. Bu maç ne olur sence Sarıköy Hasan Bey karşı? Valla hocam bu 3 neticeli bir maç. Hasan Bey'in tabii her maça, biz tanıdığımız Hasan Bey her maça kazanmak için çıkıyor ama dedim ya diğer tarafta da ligin dibinde ligde kalma mücadelesi veren bir Sarıköy var. Bunlar birbirlerine çok yakın iki kardeş kulüp. Burada 3 sonuçlu neticeli bir maç yani. Aslında gidip izlemek lazım. İzlemek lazım peki. İnşallah bakalım. Belli olmaz. Kısmet, kısmet. Evet. Evet, programımızı yavaş yavaş kapatabiliriz. Ama ben şu programı kapatırken Bamvi Spor'un başarısını... Evet hocam, bir de Bamvi'te değinelim. Değinelim. Olarak. Bamvi Spor'un başarısını alkışlamak istiyorum Zeki. Ekrandan izledim. Efes'i İstanbul'u dağıttılar. Evet. Jack Davis sahanın yıldızıydı.
ilk yarı berabere bitti, ikinci yarı bu kadar disiplinli oynanır. Anadolu Efes'i sağdan sildiler. Yani alkışlarım gerçekten Bambi Spor'a, hele Bandırma ismi yanında geçtiği zaman büyük gurur duyuyorum ve başarılım devamını diliyorum. Başarılı daha iyi olsun. Benim gördüğüm bir tek eksiğimiz var. Üç büyükler geldiğinde de burada bir Bambi'yle olabilsek herhalde biraz daha iyi olacak. Olmak zorundayız. Bandırma Spor'a da çok yardımcı olan bir kuruluş. Bambi evet. Spor'u gerçekten alkışlıyorum. Yalnız ulusal basın Bambi Spor'un başarılarını biraz teyit geçiyor. Hep üç büyükleri anlatıyor. Bambi Spor'a daha geniş yer ayırması gerektiğini düşünüyorum. Alkışlarım Bambi Spor'a. Sevgili Zeki. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.